TAV Havalimanları yılın ilk çeyreğinde hizmet verdiği yolcu sayısını %23 artırarak 28 milyona ulaştırdı. Şirketin aynı dönemdeki cirosu da %10 yükseldi ve 248 milyon avro oldu. İlk çeyrekteki kombine cirosunun %20'sini yurt dışındaki faaliyetlerinden elde eden şirket, son olarak Antalya Havalimanı'nın %50 hissesini 360 milyon avro karşılığında IC İçtaş'tan almıştı. TAV, 18 farklı ülkedeki 77 havalimanında faaliyet gösteriyor. İGA, İstanbul Yeni Havalimanı'nın hizmete girme sürecini daha iyi yönetmek için bünyesinde düzenlemeye giderek inşaat ve işletme genel müdürlüklerini tek çatı altında topladı. 29 Ekim 2018'de açılışı yapılacak ve yaklaşık 36 bin kişinin çalıştığı İGA'da inşaat ve işletme şirketleri İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya bağlandı. İGA Havalimanları İnşaat Genel Müdürü Yusuf Akçayoğlu'nun ayrılması sonrası tüm birimler tek çatı altında toplandı. Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın hizmete girmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Dışişleri Bakanlığı kanalıyla da yabancı devlet başkanlarına açılış için davetler gönderilmeye başlandı. Boeing'in 767 ticari yolcu uçağından çok amaçlı tanker uçağına dönüştürülen KC-46A, gerekli tüm ek tip sertifika uçuş testlerini tamamladı. Tüm testlerin tamamlanmasından sonra sertifika için FAA'ya başvurulacak. Büyük çoğunluğu Seattle'daki Boeing tesislerinde gerçekleştirilen testler kapsamında tanker uçak 2500'den fazla temas gerçekleştirdi, 2900 saat uçuş yaptı.